Tuzaklar kurdu. Canlı bomba kullanmaktan çekinmedi. 40 yıldır kandan beslendi. Tetiği çekerken çocuk yaşlı genç dinlemedi. Bebek katili de oldu. Terör örgütü PKK'nın hedefinde siviller vardı. Kırsaldaki saldırılarıyla halkı göçe zorladı. Doğu ve Güneydoğu halkına zulmetti. O zulümlerden biri de 20 Haziran 1987'de yaşandı. Teröristler Mardin'in Pınarcık köyüne saldırdı. 16'sı çocuk, 30 kişiyi katletti. Saldırıların ardı arkası kesilmedi. PKK toplumda korku ve panik havası yarattı. Kırsaldaki eylemlerini şehir merkezlerine taşıdı. 25 Aralık 1991'de İstanbul Bakırköy'deki mağazada o merkezlerden biriydi. Molotov kokteyli saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. "Dinlemediler, bir şey yapmayacağız dediler ama götürüp öldürdüler." Terör örgütü PKK 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Köyü'nü kana buladı. 33 kişi şehit edildi, 3 kişi yaralandı. Geride kalan eşlerin ziynet eşyaları, paraları gasp edildi. Onlarca ev ateşe verildi. 5 yıl sonra Mısır Çarşısı'na hedef aldı. Bu kez bomba kullandı. 7 kişiyi katletti, 121 kişi yaralandı. 1999'da Kadıköy'deki Mavi Çarşı saldırısında ise 13 kişi canından oldu. Başkent Ankara'yı da terör örgütü kana buladı. 2007'de canlı bomba Anafartalar Çarşısı'nda kendini patlattı. 6 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi yaralandı. Bir yıl sonra da İstanbul Güngören'de sahneye çıktı. Çöp tenekelerine yerleştirilen bombalar 10 dakika arayla patlatıldı. 17 kişi hayattan koparıldı. Terör örgütü son kanlı eylemini İstiklal Caddesi'nde yaptı. Ancak 12 yıl önce de Taksim'i hedef almıştı. Canlı bomba çevik kuvvet noktasına yaklaştı. Kendini patlattı. 15'i polis, 32 kişi yaralandı. Teröristler 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay'daki patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. 2016 Mart ayında ise bombalı araçlarla birden fazla nokta hedef alındı. Merasim Sokak o hedeflerden biriydi. Askeri servis aracın geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. 29 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 61'i buldu. 2 hafta sonra da Diyarbakır'daki benzer saldırıda 7 polis şehit oldu. Terör örgütü Güven Park'taki otobüs duraklarını da hedef aldı. 36 kişi yaşamını yitirdi. 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek de kurbanlar arasındaydı. Teröristler 12 Mayıs 2016'da 15 ton bomba yüklü araçla Diyarbakır Sur ilçesine girdi. Dürümlü mezrasındaki köylüler tepkiliydi. Aracı patlatan teröristler 16 köy sakinini hayattan kopardı. 7 Haziran'da PKK'nın hedefi bu kez İstanbul Vezneciler oldu. Örgüt çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırdı. 6'sı polis, 12 kişinin ölümüne neden oldu. 13 Haziran 2016'da Ovacık Adliye Lojmanları PKK'nın hedefi oldu. Bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 9 kişi yaralandı. 6 ay sonra da PKK önce Vodafone Park Stadyumu'nun yanında bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Kısa bir süre sonra da Maçka Parkı yakınında canlı bomba fark edildi. Polislerin harekete geçmesiyle terörist üzerindeki bombayı patlattı. Saldırılarda 40 polis, 47 kişi şehit oldu. 242 kişi de yaralandı.